7 Ekim Aksa tufanı operasyonu gerçekleştikten sonra batıda, doğuda İslam ülkeleri içerisinde dünyanın her bir yerinde bir değişim ve e, iç yüzlerin dışa çıkması, içeride saklananların artık afişe olması gibi bir süreç başladı ve bu süreç devam ediyor. Bu süreç devam ederken biz zaten daha önce e, bir şekilde ihanetlerini sezdiğimiz bazı ülke yönetimlerinin gerçek yüzlerinin daha net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu da bize sağlamış oldu bu süreç. Yani özgür insanlarla özgür olmayan insanları gerçekten emperyalizmin karşısında saf tutan ve onun yanında saf tutanları ayırıcı bir şey haline geldi aksa tufanı süreci. Şimdi bununla ilgili bir örnek aktarmış olalım. Suudi rejim, Suudi Arabistan yönetimi İsrail'i eleştirenleri tutukluyor efendim. Yanlış duymuyorsunuz. Evet bu kadar mı ileri gittiler diyenler olabilir belki. Evet bu kadar ileri gidildi ve bu yapılıyor. İsrail'in asla affedilmemesi gerektiğini söyleyen bir medya figürünün de içinde bulunduğu birçok kişinin tutuklandığı ifade ediliyor. Yine kaynaklarda Amerikan kaynaklarında batılı basında bunlar çıkıyor ve bu batılı basında yayın yayınlanan açıklamalar, bilgiler bir şekilde çevrilerek ülkemizde de haberlere yansıyor. Belki bunlar çok yüksek sesle birçok medya organında dile getirilmiyor. Krallıktaki Amerikan fast food restoranlarının boykot edilmesi çağrısında bulunan bir kişinin de tutuklandığı belirtildi. Yine e, bu kişiler kendilerinin de kendilerinin e, ve tutuklananların e, kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla e, bilgi paylaştılar. Çünkü kimlikleri açıklanırsa kendilerinin de efendim tutuklanması durumu söz konusu olacak. Yani Suudi rejimi diyor ki efendim çıt çıkmasın ülkede. Kimin lehine işte İsrail'in e, aleyhine çıt çıkmasın, Filistin'in lehine çıt, çıkma, çıt çıkmasın. Yani dolayısıyla e, sesinizi kesin diyor. Fakat bu neden e, bu rejim bu şekilde davranıyor kendi halkına? Çünkü öyle emir geldi. Netanyahu'nun o açıklamasını hatırlayalım. Eğer kazanımlarınızı kaybetmek istemiyorsanız dedi. Ey bazı Arap ülkeleri, kazanımlarınızı kaybetmek istemiyorsanız bu meselede. Hangi mesele? Filistin İsrail meselesinde. İsrail'in Gazze'deki soykırımı meselesinde sesinizi kesin dedi. Tehdit etti. Şimdi o açıklamayla birleştirin bu perspektifi, bu davranış biçimini ve bu tutuklamaları Netanyahu'nun emrinin gereğini yapan bir durumdan bahsediyoruz maalesef. Evet, zilletin bu kadarı, çürümüşlüğün bu kadarı ancak. Suudi Arabistan'da bunlar olurken efendim bu utanç tablosu ortaya çıkarken geçiyoruz biz Filistine, Gazze'ye değil ama Ramallah tarafına geçelim. Mahmut Abbas yönetimi güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir direnişçiyi öldürdü. Evet buna da belki bazı izleyicilerimiz yani bu kadar da olur mu? Yani biliyorduk bazı ihanetlerin olduğunu, biliyorduk bazı efendim işte istihbari bilgilerin Siyonist rejimle paylaşıldığını vesaire. Ama direkt olarak Mahmut Abbas yönetimi tarafından bir Filistinli direnişçinin şehit edilmesi durumu olacak iş mi? diyenler olabilir ama oldu. Ramallah merkezli Mahmut Abbas yönetimine bağlı Filistinli güvenlik güçleri Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarzı bir suikast olarak nitelendirdiği bir çatışmada silahlı bir kişiyi öldürdü e, ve o kişi de tabii ki şehit olmuş oldu. Kimin eliyle bazen çoğu zaman İsrail'in eliyle şehit oluyor Filistinli direnişçiler fakat bugün bu son haberde Mahmut Abbas yönetiminin güvenlik güçleri eliyle şehit olan bir Filistinli direnişçiden bahsediyoruz. tekrar işte vicdanlı elini vicdanına koyup birilerinin düşünmesi gerekiyor. Tekrar bu soruyu soruyoruz. Bunlarla mı Filistin kurtulacak? Yani Mahmut Abbas'la masaya oturarak mı Filistin'i kurtaracaksınız? Yani ülkemizin başındaki yöneticilere özgür özel bir ara diyordu ki Gideceğim ben Filistin'e Mahmut Abbas'la görüşeceğim. Mevcut iktidar pek farklı mı? Değil. İki devletli çözüm deniyor. İki devletli çözümü kim savunuyor? Yine bakıyoruz Mahmut Abbas yıllardır bunu savunuyor. Veya muhatap olarak onlar muhatap alınıyor çoğu zaman. Şimdi burada böyle bir yönetim var karşımızda. Bunu iyi tanımak lazım. Siyonist rejime istihbarat veren bir yönetim var. Kimin istihbaratını veriyor? Filistinli direnişçiler Hamas, İslami Cihat ve benzeri e, özellikle e, Batı şeriada e, gizli olarak bir şekilde teşkilatlanan, örgütlenen e, Filistinli direniş grupları vardı gençlerden oluşan. Onlar bireysel eylemler de gerçekleştiriyorlardı. Mesela onların e, yerlerini, konum bilgilerini İsrail ile paylaşan bir rejimden bahsediyoruz Abbas rejimi dediğimiz zaman. Şimdi direkt olarak Filistin direnişçileri hedef almaya başladı. İş buraya vardıktan sonra artık çok daha derinlikli sorgulamalar yapmak gerekiyor. Bununla kurulacak ilişkiler ve bununla Filistin'in menfaatleri gerçekten savunulabilir mi? Bu sorgulamayı yapmaları gerekiyor. Bana sorarsanız savunulamaz. Ben eminim bundan. Lakin hala bu noktada ısrar edenler var. Burada ısrar edecek bir durum kalmadı. İsrail'le ortak olan bir e, rejimden bahsetmekteyiz maalesef. Siyonist rejimden bir de itiraf geldi. İran'a karşı savunmada başarısız olundu. Siyonist İsrail Ordu Radyosu, ABD Hava Savunma Sistemlerinin İran'ın 13 Nisan'da işgalci İsrail'e attığı balistik füzeleri önemli ölçüde e, başarısız olduğunu, e, önlemede başarısız ol, olunduğunu itiraf etti. Haberde denizden atılan 8 balistik füzeden sadece ikisinin, ABD savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi. Evet, e, şimdi biz daha önce birçok defa İsrail vurulduğu zaman gördük ki İsrail başta yok bir şey canım hiçbir şey yok demişti. Bunun tarih, yakın tarihte örnekleri var. E, uzun kaçmasın diye onları anlatmıyorum şimdi. Daha sonra bundan 20 yıl 30 yıl sonra bu olaylardan bakıyorsunuz işin gerçeği ortaya çıkıyor itiraf ediliyor ama bu sefer o kadar sürmeyecek gibi görünüyor. Daha çok kısa bir süre sonra itiraflar gelmeye başladı. Ve 8 balistik füzenin sadece ikisi engellenebildi deniyor. 6'sı hedefine düştü. Şimdi bu şey değil. Siyonist İsrail Ordu Radyosu bunu söylüyor. Yani İsrail'in resmi açıklaması. Ordu Radyosu demek radyo, televizyon işte resmi kanal. Açıklıyor bunu. İsrail ordusunun tırnak içerisinde Siyonist rejim ordusunun resmi açıklamasından bahsediyoruz. E, hadi e, şimdi tiyatro diyenler vardı. E, bunun hiçbir e, şey yapmadığını, İsrail'in burnunun bile kanamadığını söyleyenler vardı. Bu itirazlar gelmeye, e, bu itiraflar gelmeye başladı bile. E, bundan sonra da daha fazla gelecek. E, tabii bu e, şunu da unutmamak lazım. E, İran bunu, bu operasyonu misilleme operasyonunu e, ikinci sınıf silahlarıyla gerçekleştirdi ve gerçek etkisinin de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görmekteyiz. Kritik, sistematik e, nokta atışı bir e, aslında operasyondu. topyekün bir e, saldırı, bir operasyon ve birinci sınıf silahların kullanıldığı bir e, seviyede bunun gerçekleştirildiğini düşünün. İsrail'e burada çok e, net bir... E, Uyarı verilmiş oldu aslında. Geleceğe dair e, İsrail burada caydırıcılık gücünü kesinlikle kaybetmiş durumda. E, bunu da bu itiraflarla birlikte net bir şekilde görüyoruz. Son olarak Amerika'da gazze gösterilerine karşı antisemitizm tiyatrosu oynanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz batıdan başlayan ve tüm dünyaya yayılan e, Amerika'dan önce Avrupa'ya sonrasında da şu anda İslam ülkelerine ülkemizde de birçok üniversite öğrencisinin biz görüyoruz ki bugünlerde e, örgütlenerek bir araya gelerek efendim protestolar yaptıklarını e, Filistin lehine Filistin'i savunmak, İsrail'i protesto etmek için bir araya geldiklerini görmekteyiz. Bunlar sevindirici ama ilginç olan tarafı şu ki bu Amerika'dan başladı. Beklersiniz ki bu İslam ülkelerinden başlasın, daha sonra diğer tarafa yayılsın. Tam tersi oldu ve o taraftan başlayarak İslam ülkelerine de örnek olacak tavırlar orada görüldü. Batı toplumlarında görüldü. Şeytani rejimler evet bu ülkeleri yöneten rejimler lakin toplumlarda bir uyanışa vesile oldu Filistin meselesi. Şimdi onlar üzerinde de bir işte antisemitizm yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği antisemitizmle mücadele tasarısı kampüsteki kampüslerdeki e, Filistin gösterilerini antisemitik olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılarken tasarıya karşı çıkanlar ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savunuyorlar. Evet. Burada e, ne, ne deniyor? Filistin gösterileri antisemitik. Yani siz okulun hastanenin, çocukların, kadınların vurulmasını protesto ediyorsanız antisemitiksiniz. Lamıcımı yok yani. Net bir şekilde yapıştır yaftayı gitsin. İşte size batıl rejimlerin demokrasi anlayışı, insan hakları, özgürlük anlayışı. Defalarca, yüzlerce örneğini gördük. Görmeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den sonra daha net ortaya çıktı. Dedik ya her şey artık çok daha net. O yüzden safını herkesin belirlemesi gerekiyor. Amerikancı mısın? Yoksa emperyalizmin karşısında hak mücadelesi için. Bu bir Filistin'in mücadelesi değildir aslında. Şunu da düzeltmek lazım. Onunla toparlamış olalım. Yani e, bazen ülkelere, meseleleri ülkelere hamlederek e, sadece o ülkenin mücadelesiyle sınırlandıran bakış açıları oluyor. Tüm bu değerlendirmeleri yaparken böyle bir hataya düşmememiz gerekiyor bu mesele sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Bu mesele sadece İran'ın meselesi değildir. Sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Haklı olan, özgür olan tüm insanların mücadelesidir. Emperyalizmin karşısında duran tüm insanların mücadelesidir. Diğer tarafta da emperyalizmin yanında saf tutan, Siyonizmin yanında saf tutan kişilerin kendi haksız ve batıl mücadelesidir. İki yer var. Dolayısıyla bunu bir ülkenin, bir bayrağın, bir, sadece bir hareketin içine sınırlandırıp bucu musunuz, şucu musunuz gibi bir yere indirgemek herhalde meseleyi daraltmak olacaktır. Dolayısıyla daha geniş bakmak lazım. Böyle bakarsak zaten mesele daha birleştirici bir yer olur bizim için. Ve kendi aramızda da kavga etmez hale geliriz. Ama böyle olmadığı zaman sadece benim ben savunuyorum bunu dediğiniz zaman iş çok daha farklı bir yere gidebiliyor. Bu yaklaşımdan da uzak durmamız gerekiyor.